rekabet tartışalım. Gözünüzü çıkarsınız. Gazeteciler buradayken. Doğu Güneydoğu gezimizin ikinci ayağını yapıyoruz. Ekonomi masası ve esnaf masasıyla birlikte. Aslında esnaf masası, esnaf masasının başkanı, ekonomi masasının da üyesi. Dolayısıyla ekonomi masasının içinde. Gerçekten çok sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Bir yandan tarımda kuraklık. Diğer yanda esnafın daha hala kendine gelememesi bu son kapanmadan sonra. Ülkede hala mevcut olan pandemi, 3 tane krizi iç içe yaşıyoruz. Millet bir buhran içinde. Biz de memleketin her tarafını dolaşarak milletin derdini dinlemeye, bu dertleri meclise taşımaya, bu dertlerin çözümünü hükümetten beklemek için dolaşıyoruz. Bugün de Kurtalan'dayız. Ben de takriben bir 10 senedir gazetecilik yapmaya çalışan bir ferdim. Bugün ekonominin düzenine belirlenmesinin tek bir şartı var, o da özgürlüklerin olması. Bugün gerek sosyal medyada gerek haberlerimizde bir öksürüğümüzden dolayı 14 tane dava açılıyorsa bir insana, kesinlikle ekonomi düzelmez. Önce demokrasinin gelmesi lazım. Saygılar. Çocuğum hiç çadır açıyor. Daha toprağı almam bir şey yok. Ne? Ama bir fabrika yapmıyorum. Bu çadır ben batman kazanında yatıyor. Daha toprağı almam bir şey yok. 8 tane çocuğum hiç çadır açıyor. Yallah. Peki arkadaşlar. Evet şimdi. Bizden aldıkları 4 oturum 360 lira. Bu zor değil mi? Bunu ödeyemiyor. Şimdi uzaktan eğitim diyorlar. Kimseye giremiyor. Ne tablet var ne internet var. Bu öğrencilerin hali ne olacak? Şimdi bizim belediyelerimizin olduğu yerde gençlerimizin bu sorunlarını bir şekilde çözmeye çalışıyoruz. Hem ulaştırma masraflarını hem bu ihtiyacı olan gençlerimizin sınav paralarını belediye başkanlarımız ödemeye çalışıyor. Ama iktidar oralı değil yani. Hocam vallahi mazot alacak yani parayı çıkaramıyoruz yani. Bir de hocam bu yüzdeli meseleleri var hocam yani. Esnafa hocam yani bir hibe yani destekler artırılsın lütfen hocam yani. Destek zor durumdayız. Destek hocam yani aldığım gibi hocam yani bu vergilere veriyorum hocam. Yani bin bir tane yani. Bağkur primine yetiyor. Bağkur mu yatır hocam, bakın 2 yıllık bu arabayı çalışıyorum, hiçbir bağkur mu yatıramıyorum hocam. Bakın hocam kayıtlara. Zor durumdayız. Mazot alacak paramız yok. Destek istiyor, hibe istiyorsun. Hocam vallahi aldığımız destekle hocam durmadan diğere gidiyor yani. 7 kişi kuralım yani. Yarı yarıya. Yarı yarıya. Kurtarıyor mu peki? Kurtarmıyor. Buradan üniversiteye 7 kişi götürüyoruz. 1,5 liradan 10 lira para ediyor. 10 lira para ediyor. Gereken 10 lira. 10 lira. Kaç lira yakıyorsun? 15-16 liradan fazla yakıyor. Gidiş geliş. Evet. Yarı yarıya zarar ediyor. Yarı yarıya zarar ediyor. Kaç gün çalışıyorsun? Haftada 2 gün, 3 gün çalışıyoruz. Bir gün çalışıyoruz, bir gün çalışmıyoruz. Bir gün çalışıyoruz. Evet. Destek alıyor musun? Destek daha almadık. Hayır. Mazot fiyatları da artıyor her gün. Mazot fiyatları her gün artıyor. Yolcu fiyatları aynı. Aynen. Nasıl geçiniyorsun? Yapacak bir şey var mı? Allah yardımcınız olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun.